Merhabalar, kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız, ya, iyi misiniz? Neden? Bir video çekeceğiz, sesle hastalığı karıştırıyor. Evet. Evet arkadaşlar, bugün günlerden büyük gün, 30 Ağustos. Bugün Korkmaz ailesinin aşı günü. Vallahi şükürler olsun, 5 dakika önce aşımızı olduk. Kağıtlarımızı da elimize aldık. Aşı otobüsü de geldi. Dediler ki Korkmaz ailesi kırmızı halıları serdik. Evet. Çıkın gelin gali. Çıktık geldik. Allah'a şükür geçen gün çok beklemiştik. Bu sefer hiç beklemedik. Evet, ama şu an saatlerimiz daha çok erken arkadaşlar. 9.30 mu? Olabilir de telefon sende çünkü erken olduğu için kimse yoktu. 5 dakika beklemedik, hemen aşımızı olduk. İnşallah hayırlısında sağ salim sizin yarın karşınıza çıkarız. Bir şey olmazsa. Ne olacak bize ya? Hayır, ateşlenmezse, hastalanmazsa. Allah sen de bizi yani. Doktor hanım dedi ki 15 liraya kadar %100 beklemeniz lazım dedi. 15'ine kadar etkisini göstermek için dedi. Evet. Yani ondan önceki sayılmıyormuş bu. Aynen. 2 haftamız var. 2 hafta sonra tamamen aşılı sayılıyoruz artık. Onun için ben bayağı uçak kuşlara baktıkça dışarıda çok tuhaf oluyor. Olsun. Zaten de yavaş yavaş herkes gelmeye başladı. Aşımızı arkadaşlar bir gün kaldı, iki gün kaldı diye bekliyorduk. Şükür o da bitti. Allah'ın izniyle. Allah'a şükür. Rabbim hayırlısı, kimseye hastalık şey vermesin. Rabbim hastalığa şifa versin ya Rabbim. Ümit efendi çekerken bu tarafa bak da gözün başka yerlerde. Benim gözüm başka bir yere kaçtı, yalan yok. Doktor koşuyor karşıya, ona bakıyorum. Doktor neydi diyor. Aynen, doktor gidiyor. Acıktı herhalde, bir yere gidiyor. Sen de var az yesin ha, hemen görüyorum. Gerçekten arkadaşlar şu an saat 9.30 olmasına rağmen hava çok güzel. Bir etrafı göstereyim mi? Tabii ki gösterebilirsin. Gördüğünüz gibi. Yavaş yap da çok şey oluyor o zaman insanlara. Gördüğünüz gibi. Çocuk var. Karşı taraf çalışanlar. Gargalar burada var, ziyaretçimiz. Ben seni çek vereyim mi 2 dakika? Açık. Al. Dur al. Bir saniye şöyle yap ya. Al. Bir saniye. Hop. Hafif bir şey kaçırdınız arkadaşlar. Telefonda değişiklik oldu. Kusura bakmayın. Şöyle eşimi. Şöyle mi durayım? Bu sefer kollu bacaklı çekeyim de bana kızmasın arkadaşlar. Geçen günü diyor ki bacaklarımı çekmemişsin. Bak çektim galiba şimdi. Tü. Kızmazsın inşallah. Arkadaşlar bugün günümüz 30 Ağustos. Haber bayramımız. Evet. Korkmaz ailesinde aşılandığı gün bugün. Evet. Yani hem 30 Ağustos'a dek geldi aynen. Yani. Şöyle bakın arkadaşlar. Amin inşallah. Herkes dışarıda arkadaşlar aşısına gelen. Tabii ki öğleden sonra daha kalabalık olur. Çöp mü? Grill şeyi mi o? Burası grill yeri. He, yok. Evet. Şey sanki mangal şeyi bırakmışlar gibi geldi de çöpmüş. Allah Allah, yan etkisi mi olduğunu gözleme. Bakın şöyle arkadaşlar, yavaş yavaş tabii ki zamanı olanlar gelmeye başladı. Büyük ihtimal öğleden sonra olur. Neyse, daha fazla sizin kafanızı ağrıtmayalım aşıyla. Bu arada camimizin minareleri de görünüyor. Geçen günü bir ablamız demişti, minareler görünüyor yakından çek diye. Bak ablacığım, senin için çekeyim şöyle. Evet, var ya bir videomuzda bizim. Almanya'da böyle cami yok videosu var. Yeni gelmiş olabilirler de. Oraya bir baksın. Zaten her gün yeni takipçilerimiz geliyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz hepinize. Allah razı olsun. Son zamanda abonelerimiz, beni dinliyorsunuz, abone oluyorsunuz. Bak, görüyor musunuz? Aynen. Arkadaşlar her zaman şey yapıyoruz zaten. Kanalımıza abone olursanız, videomuzu izlerken beğeni bırakırsanız çok mutlu oluruz. Sizlere her zaman deyip de aslında başınızı ağrıtmak istemiyoruz ama evet. Yaparsanız da çok çok mutlu oluruz. Bakın şöyle arkadaşlar. Maşallah. Burası zaten bizim küçük İstanbul diye geçiyor. Evet. Türklerin yoğun olduğu bir yer. Şöyle hadi bakalım. Hayır, özellikle hani Türklerin yoğun olduğu yer ya, o yüzden küçük İstanbul koymuşlar ismine. Arkadaşlar biz evimize yavaş yavaş gidelim. Evde videolarımıza devam ederiz inşallah. Hadi bakalım. Evde videomuza devam ederiz. Uçak da geçiyor bu arada galiba. Şöyle yemyeşil. Evet arkadaşlar, mutfağımıza uzun zamandan beri girmeyen fare nihayet girdi. Evet. Değil mi? Evet. Bugün günlerden pazar arkadaşlar. Muhtemelen bunu pazartesi yayınlarız. Şöyle bugün Melih'imin çok sevdiği, hemen yakından göstereyim evet. Sizlere. Melih'im ne bunlar? Bunlar baget pizzası. Evet. Aşağıda bizim depomuzda bagetler vardı. Hemen şöyle bagetleri çıkardık. Güzelce kestik. Şöyle güzel bir domatesli sos hazırladım. Evet. Kekikli, baharatlı. Burada ton balığı var. Burada sucukla var. Sucuklar genelde fırında değil mi? Evet Melih'im. Ne yaptım? Buraya bir karışıklı var. Ton balıklı. Melih'im seni mi çekeyim şeylerimi? Yok, çek bir şey. Aynen. Şöyle karıştırdığım sucuklu, kaşarlı, ton balıklı, kaşarlı. Bunları böyle baget pizzalar yaptık.
Fırınımızı da açtık. Şimdi fırına göndereceğiz. Aynen. Tabii ki şeye de sallanırsa kusura bakmayın. Elimde hemen çekiyorum. Bahçeden roka getirdim geldim. Roka ekmiştim. En sevdiğim salata var. Üzümlerimiz ya. Onlar az kalmış. Kenarda dursun, yıkadım. Melih'imin en sevdiği salata. Bakın şimdi yüzünden nasıl anlaşılır. Salata çok çok güzel. Çok güzel. Değil mi? Ah Melih'im ah çok ne olacak. Güzelim. Ne olacak senin bu halin ya. Evet arkadaşlar Melih'im 14 yaşına girdi. Salataya alıştıramadım. Salatanın içinde domates varsa... Soğan varsa. Bak bak kendisi söylüyor. Diyor ki haftaya benim doğum günüm var diyor. 15 yaşına gireceğim. Hala soğanlı domatesli salata yemiyorum diyor. Ben ileride gelecek gelin adayına ne diyeyim? Bana demez mi o gelin adayı? Sen dersin salata yapma gelin hanım. Seni nasıl anne alıştırdı der. Yok demez demez o. Salata yapma gelin hanım mı diyeceğim? Ben önceden tanışırken anlatırım diyor. Salata yapayım ben. Aynen. Diyeceksin ki ona annemin hiçbir suçu günahı yok. Tüm suç benim. Evet. Salata, mantar, başka ne var ya? Patlıcan. Bak bak biber. Biber. Biber evet biber. Soğan, domates. Salatalık olur ama mamu da güzel oluyor. Daha birçok yemediği şey var değil evet. mi? Tabii bir taraftan da şanslı gelecekteki gelin adayımız. Çok zor yemek lazım. Sana ne yapması lazım? Şöyle bol tereyağlı. Yumurta. Evet. Yumurta gelsin yeter. Melih'e her gün tereyağlı yumurta. Oğlum sana yumurtadan mı kalsın o zaman? Yok yok ben bıkmam. Öyle mi? Ben yumurta kim bıkar ki? Yumurta güzel yumurta. İşte sevdiği tereyağlı yumurta. O yönden de şanslı. Bu videom burada dursun da sonra gelin adayına şey olarak gösteririm bunu. Gösteririz. Ne diyorlar ona Melih'im ya? Şimdi söz uçağa yazık alır diyorlar evet, ya. Evet. Bunu gösteririm bak ben suçlu değilim diye değil mi? Hadi bakalım arkadaşlar. Anne suçlu değil. Aynen. Annesini de suçlu görmedi. Aferin benim eleğime aferin. Yalancının şahidi şıracı. Yok neydi o? Şıracının şahidi bozacı. Evet. Hadi tutturduk. Arkadaşlar biz şimdi fırınımıza. İstersen Melih'in fırını aç sen. Evet, garma çıktı. Gönderebilecek mi? Ben yapayım şimdi Melih korkar. Aynen. Videomuzun sonuna devam ederiz arkadaşlar. Belki videonun sonunda Melih'i görmezsiniz. Evet. Okulda olabilir. Buradan herkese selam gönder. Haydi bismillah. Evet arkadaşlar kızlar okuldan geldi. Hemen bir şöyle salçalı yumurta istedim. Ben düşsün düşsün. Salçalı yumurta yapıvereceğim. Karından doyursunlar. Arkadaşlar aşı yiyeli şimdi bir şat oldu. Hafiften bir gol ağrısı başladı bizde. Aynen. Yani şimdi başka bir şey yok. Bakalım nasip edeceğiz. Bakalım ne olacak. Zaten bugün büyük günlerdim başarısı ya. Fundam gene seçilememiş ya. Ne diyor onun Türkçe adı neydi ya? Sınıf başkanı oluyor. Sınıf başkanı. Evet sınıf başkanı. Ya bu şu güzel kızım 5 kere kondu. 5 kere seçmemişler ya. Allah Allah. Melih olsa sadece şey yapardı. Tereyağlı yumurta derdi. Bunlar da içine salça istediler bugün. Anne maşallah her şeyi yiyor ya. Evet salçalı yumurta. Biz Türkiye'de şeye, sabah kahvaltısında salça eritirdik. Tabii salçayı kendimiz yaptığımız için köy salçası. Çayın yanında salça banardı. Ya şimdi köy salçası, köy yumurtası derken evet, sonra, millet para götürüyor vallahi. Şeye... Çocuklar karnı acıktı mı hemen ekmeğin üzerine yoğurt sürülürlerdi. Yoğurt mu? Aynen ekmeğin üzerine yoğurt, köy yoğurt böyle şey olur ya. Katı katı olur yani hı-hı. Şey olmaz. Bildiğin frişkeze gibi. Üzerine tuz hadi. Akşama da oyna dışarılarda. La la la. Ne olacak? Annen baban tarlada iş yapıyor. Çalışıyor yani. Tarlada çalışıyor. Böyle hazır yemek bulamazsın ki. Köy yerinde eskiden öyleydi. Allah biz de Nutella büyüdük. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle yurtamızı bir şey vereyim de kızlara. Burası yapsam da yemiyorlar her zaman. Yani üç yap ya. Aynen. Yumurta bak. Funda çok şey. 10 yaşında olmasına rağmen hatta geçen gün güldürüyor. Buraya sunu hazırlamış kendine tahtaya. Yeşillik, salatalık koymuş, maydanoz koymuş. Bir tane de bir şey vardı ya neydi bilmiyorum. Şimdi. Üzüm. Yani üzüm yeşil. Bir de soğan koymuş. Funda da diyor ki her şey yeşil diyordun diyor. Soğan beyaz diyor. Sen onu yeşil olarak gör diyor. Neymiş? Diyet değilmiş. Dedim sen 10 yaşındasın, 30 kilosun dedim. Senin diyete ne ihtiyacın var? Yani. Çocuklar işte. Orada bir sizin çorba gibi alıştırdım diyeyim şurada. Gelin mangozda.
Yapın da gelin annem hadi. Minnoşlarım. Salçalı yumurtanız bir şey. Hemen kakao da yapayım size. Bismillahirrahmanirrahim. Kız çile. Bu biraz soğumuş olabilir ama sabah erken aldık. Güzel sosu. Öyle girsin değil mi? Ekmek böyle soğuktan sürülüyor. Yapma ya. Ama anne şey böyle diyeyim sana. Mesela böyle ekmek alırsanız der ki şimdi bunun makine kişini. O da güzel alıyor. Lahmacun gibi. Lahmacun gibi. Ne gibi? Lahmacun. Lahmacunu yemezsin. Bugün okulda döner hayal ettim. Neler mi hayal ettin? Ah yavrum benim. Döner istiyorum ben ya. Bak. Ah vah vah çocuğum benim. Hayır ben çiğ köfte istiyorum. Oh. Başka? Başka? Çiğ köfte istiyorum. Bir de Adana yengeye tam olsun hadi. Evet. Hayal edin bakayım ben. Fundam sen bir tane bulaşını yiyemeyen çocuksun ya. Benim bir yerim şişesin. Senin aa, şey bak, yani. Bak diz kapan şişesini. Vay 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 vay. Ne palavrasın ya. Anne şey. Bunlar tam bir Flash TV oyuncusu oldu. Flash TV değilmiş. Flash TV. Aynen. Evet, yiyor muyuz? Seni gören de şeye zannedecek kızım. Böyle biz hiçbir şey alıp yemiyoruz. Mesela bir yere çıkıyoruz dışarıya. Aa baba bunu biz senelerde bunu yemiyorduk diyor. Ha doğru. Bugün hayal kırıldı. Ne diyor o klasın süreken baba? Ben biraz anlatmıştım, anlat gene. Ha, okulda böyle iki tane kız... Sınıf başkanı. Sınıf başkanı seçiyorlar. Ama ben seçilmedim ya, yeni seçilmedim. Benim kızı niye seçmediniz? Benim kızımdan iyi sürü bulacaktınız. Evet, niye seçmediler? Sen bizim evimizin başkanısın. Sınıfın başkanı olsan ne olur, olmasan ne olur? Sen buranın müdürü ol ya, ne olacak? Aynen. Yapma sen. Sen bizim evimizin müdürüsün. Sen vekilin mutlak ol. Tamam mı annen? Boş bak bir de bana. Şu kutu olsun be. Lan kızlar seni güldürürüz ha. Sizi güldürdüm ama onları güldüremedim. Yapacak bir şey yok. Biliyorum ben. Gel buraya ne diyorsun gel yemeği alsın ya. Ha burada bir şey var ona bakmayı diyorum. Maşallah bu arada elma alamız bu sene yüzümüzü güldürdü. Hakikaten koca koca elma alamız olmuş. Şunlar küçükleri bile değil mi? Çok evet küçükler de olmuş. Biraz bozukları, tavşanları veriyoruz. Tam çürükleri kurda kuşa bırakıyoruz. Herkes nasibini alıyor. Neyse bakarız ya sana. Enerji kadınız mı kızım? Aha, evet, ha? Evet. Doğru söyle. Ben 5 dakika önce geldim ya. Yıkamıştır benim kızım da yalan dolan yok değil mi? Neyse o. Doğru. Biz Flash TV oyuncularız. Flash TV de kalmadı kız, onu kalattı. Flash TV de kalmadı ya, Flash TV kapattı. Onu kalattı la. Biz arkaya... Yani adamlar hayır, ne olursa olsa adamlar oynuyordu ya. Yani sabah akşam adamlar oynuyordu. Öyle sinirlendi. Şimdi sütümüzü koyalım da. Anne hatırlıyorum bir tane kadın var. Bir de Flash öldü ya, kadın adı neydi ya? Evet, tavuklar bişim bişim diyordu, kart yapıyordu ya böyle. Bunu ya, Flash kart vardı ya, adı neydi onun ya? Kadını unuttum şu an ismini de. Oh. Dolu deli dolu tavukları pişirmişim, hacıya çarşıyı yollamışım diye. Kardeş derdi böyle böyle. Evet. Şey, bir şey yapmış. Ben de istasyonunda bir tane şey. Biliyorum anne. Bir sene önce öldü galiba, bir sene. Şey, kızım acıklı bir hikayesi varmışmış. Hı hı. O yüzden, hadi annem şuraya tepsimizi koy. Neden öldü ki anne o? Hastalandı herhalde annem ya. Mikrop kaptı diyorlar ya kızım. Ayağında yara olmuş değil, mikrop mu olmuş öyle bir şeyle. Geç annem hacıya evet. Karşıya. Kakaonu vereyim sizi. İnşallah bu biter de. Tak bu şeyse olur. Çatal getireyim size hemen. Peynir falan bir şey yiyeceğiz. Anne yemin ederim gerek yok. Elimle yiyeceğiz. Pancayınız mı? Evet. Başka şeyler de var. Yemeyeceğiniz mi? Peynir, zeytin. Hadi ye hadi. En güzeli böyle tavayla çok şey olur. Sevim meyit hiç olsaydı tavayla. Tabağı koymam için yıkamam. Anne diyor sakın tabağa koyma bana hep tavada olsun böyle. Yavrum benim. Yazık çocuğum dersi var. Geç kalacak bugün o. Bugün bileyim, geç gelecek. Hep diyor 9 saatim var. 9 arasında. Arkadaşlar bizim bu videomuzda, bir gün önceki videomuzda üzerine de yazmıştık sizlere kusura bakmayın diye. İki tane vlogu biz ayrı vlogu birleştirmiştik. Hatta size de videonun içinde söyledik. Ayrı ayrı bir video yayınlayacağız diye ama eşim onu istemeyerek yani şeyle. Hata benim, sildim. Aynen hatayla bir şeyi silmiş, videoyu silmişim. Silmiş. Sonra birleştirirken baktı video yok. Aynen video yok o yüzden... Aslında içeriğinde söylüyoruz sizlere iki video izleyeceksiniz diye ben bir tane izlediniz. Bazı arkadaşlar kötü niyetli anlamışlar bizi. Öyle yazmışlar öyle bir şey yok. Hakikaten yani silmişim hatayla. Hani sonra birleştirme için şeyleri olabilir. Aynen. Ben de insanım, ben de yaşlı insanım. Olur böyle şeyler. Videomuz silindi yani siz tek bir video izlemiş oldunuz. O yüzden şimdi yine söyleyelim de yanlış bir şey yok. Heh. Neyse o. Aynen neyse o bizde. Vay 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 hadi bakalım hadi.
Ben utanıyorum. Tamam tamam. Tamam. Bitiremedim. Tamam hadi. Tamam biz videomuzu bitirelim. Hadi tamam. Aynen yeni videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Olur.